hiçbir delile dayanılmadan, bu arada hiçbir birleşik yazılır. Biliyorum bazıları diyecek işte aman niye kötülüyorsunuz işte doğru düzgün cevap versenize falan diye. Ya yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Ve bu yaratılışçıların hep yaptığı bir şey. Yeni bir şey değil. Yeni bir şey olsa diyeceğim ki tamam hani belki sadece argümanlara odaklanalım ama bu sistematik bir yalan. Sadece kendi kötüye gidişini yavaşlatabilir. Şimdi böyle ağzını yaya yaya açık sistemler, kapalı sistemler falan diyorlar diye geçiştirdiği şey. Yeni bir konuya değineceğiz. Epigenetik. Epigenetik. Ya bu yaratılışçı argümanlar onlarca, yüzlerce yıl öncesine ait. Madem son 10 yılda çürüdü bu evrim, onca zaman evrimi çürütenler neden çürütemediler bu evrimi? Madem evrimin temelleri zayıftı, neden son 10 yıldaki bir proje çürüttü bunu? Allah'ın bir yaratma sanatı olan epigenetik aldı. Videonun geri kalanını izleyebilirsiniz epigenetikle ilgili. Şimdi hepsini buraya koymayacağım. Bu konu bu gibi kişilere neden cahil, neden yobaz dendiğini çok güzel aslında anlatmak için güzel bir örnek. Bir grup evrim karşıtı, bilim karşıtı insan. Değerli kardeşlerim, Evrim Ağacı kanalının meşhur edilmiş bir videosu var, çoğunuz bilirsiniz. Evrimi neden 160 yıldır çürütemiyorlar? Çünkü yalan söylüyorlar. İşte kanıtlar başlıklı ve burnu uzun Pinokyo figürü kullanılmış bir video. Adeta 2 saat 18 dakika boyunca yalan söylemişler de kendi uzamış burunlarını sergilemişler gibi. Evrim savunucuları bu videonun linkini evrimi çürüten videolarımızın yorum kısmına sık sık atıyorlar. Bazen linkin yanına gülen adam emojilerini de ekliyorlar. Bu video size cevap olarak yeter diyorlar. Akıllarınca dalga geçiyor, avunuyorlar. Bırakalım onlar kendi boş avuntuları içinde gülüp eğlene dursun. Gelin biz şu meşhur ve evrimcilerin bel bağladığı avuntu videoyu beraberce inceleyelim. Gerçekten de bu video 1. Evrimi çürüten delillere karşı cevap olarak yeter mi? 2. Bu video evrimi kanıtlayan ve yaratılışı çürüten bir video mu? Evrime tek bir kanıt sunabilmiş mi yoksa hal diliyle çürütmüş mü? 3. Bu video ile evrimi reddeden tüm insanları yalancılıkla suçlayanlar acaba doğru mu konuşuyor yoksa asıl kendileri mi yalan söylüyor? Ve 4. Bu kadar yalanı, yanlışı doğruymuş gibi, kanıtmış gibi nasıl sunabiliyorlar? Hangi psikolojik etkileme teknikleriyle bunu başarıyorlar? Ve evrimi çürüten gerçek kanıtları hangi algı taktikleriyle itibarsızlaştırıyorlar? Gibi soruların cevaplarını geliniz beraberce bulalım. Evrim Ağacı'nın Yalan Söylüyorlar başlıklı videosuna reddiye serimizin bu ilk videosunda genel bir reddiye yapacağız. Daha çok genel konulara değineceğiz. Serinin diğer videolarında Evrim Ağacı'nın tüm iddialarına, çarpıtma ve iftiralarına birebir cevaplar vereceğiz. Öncelikle şunun altını çizmek isterim ki, bu reddiyedeki amacımız hiçbir organik bağımız, tanışıklığımız ve iletişimimiz bulunmayan Sözler Köşkü kanalının ve videosunun avukatlığını yapmak değildir. O iş kendilerine aittir. Lakin bizim amacımız tüm Müslümanların ortak değerleri olan hakikatleri savunmak ve delillerini ortaya koymaktır. Köşk videosu üzerinden aslında delillerin karartılmasına, itibarsızlaştırılmasına tepkimizi ortaya koymaktır. Bu videoya reddiye yapmamız için takipçilerimizin de yoğun talepleri oldu. Normalde bir videoya veya kanala doğrudan cevap vermek, hele ki ilmi seviyesi bu derece düşük, algı videolarına cevap vermek prensibimiz değildir. Bu tarz bir uygulamamızın olmadığı videolarımızdan bellidir. Ve aslında tüm videolarımız Evrim Ağacı ve benzeri kanalların asılsız iddialarına genel cevap hükmündedir ve bilimsel cevap olarak da yeterlidir. Kimin yalan, kimin doğruyu söylediğini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak insanımız direkt bir cevap olmayınca cevap verilmediği verilemedi zannediyor. Parçaları birleştirmekte, anlamakta zorlanabiliyor. Bu yüzden biz de şu ana kadarki videolarımıza ek olarak bu reddiye ile direkt de bir cevap vermiş olacağız. Bu reddiyeye girişmekteki bir diğer amacımız Evrim Ağacı'nın köşk videosu üzerinden evrimi reddeden ne kadar insan varsa, ne kadar kanal varsa hepsini yalancılıkla itham ederek kendilerince aşağılamaya girişmiş olmasıdır. Çünkü video başlığı dikkat ederseniz 160 yıldır evrimi çürütemiyorlar çünkü yalan söylüyorlar. Peki kim yalan söylüyor? Sadece köşkü mü kastediyorlar? Elbette hayır. Bunlara göre panzehir dahil evrimi reddeden herkes yalan söylüyor. Ama bir bunlar dürüst, bir bunlar doğru konuşuyor.
Sanki doğruluğu biz yolda kaybetmişiz de bunlar bulmuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Halbuki kendileri nice sahte fosillerle desteklenen bir fikrin temsilcisidirler. Bilimin alet edildiği en büyük ve utanç verici yalan olan evrimin ve materyalizmin propagandacısıdırlar. Biz de buna karşın hakkın izzetini muhafaza adına ve yanlış algıları düzeltmek için bir cevap vereceğiz. Buna ilaveten Evrim Ağacı bu videosuyla evrimi çürüten, yaratılışı ispat eden açık bilimsel delilleri tamamen gayri bilimsel ve gayri etik şekilde itibarsızlaştırmaya, türlü algı yönetim metotlarıyla etkisini kırmaya yeltenmiştir. Biz de bu vesileyle zaten en başından bitik olan evrimin tarafsız bilim tarafından 160 yıl içinde nasıl defalarca bitirildiğini ispat eden videolarımızı bir kez daha hatırlatacağız. Şu ikisini de birbirinden ayırmak gerekir. Her ne kadar evrim fikrinin bizzat kendisi yalan ve yanlış bir inanış olsa da, evrime bir şekilde inanmış ve savunuyor olmak yalancılık olarak nitelendirilemez elbette. Bu bir aldanmışlıktır. Bizim amacımız da aldanmış bu kardeşlerimizi uyandırmaktır. Görmek niyetinde ve objektif olabilen herkese evrimin olmadığı ve olamayacağı gerçeğini göstermektir. Evet, tarafsız bilim evrimi çürütüp yaratılışı ispat ederek hakikate hizmet etmektedir. Panzehir de bu gerçekleri ortaya koyarak sadece hakikate hizmet etmeyi ve insanları yanlış algılara kapılarak aldanmaktan, manen zehirlenerek inkar bataklığına düşmekten kurtarmayı amaçlamaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Evrim Ağacı kanalı görünüşün aksine bir bilim kanalı değildir. Gerçekten bilimsel olan bir kanal dinlerle, Kur'an'la, hadislerle uğraşır mı? Seçim zamanı siyasete yine bilim kisvesinde bulaşıp manipülasyon peşinde koşar mı? Biz insanlar da dahil olmak üzere şu ana kadar var olmuş bütün canlılar kendilerinden önce gelen türlerden evrimleşerek var oldular. Hiçbiri puf diye yoktan var olmadı. Hani Evrim Ağacı cici, masum, tarafsız bilim kanalıydı? Dinlerle uğraşmıyor, İslam'a sataşmıyordu. İşte bir yalan algı daha. Puf diye yoktan var olmadı diyerek ne demek istiyor dersiniz? Kur'an'ın ol emriyle bir anda yaratma ve yoktan yaratma ayetlerini aklınca tiye almıyor mu? Milletin gözünde Allah'ın ayetlerini yalanlayıp yalanlatmaya çalışmıyor da ne yapıyor? Bilim mi konuşuyor? Yoksa bilimi mi katlediyor? Elbette bilimi katlediyor. Çünkü bilim defalarca hem canlıların ani ve kompleks halleriyle varoluşlarını hem de evrenin bir anda adeta yokluktan varlığa patlar gibi çıkışını ispat etmiştir. Bunların delillerini ol emrini görmek videolarımızda bulabilirsiniz. Bilimin evrim ağacını nasıl yalanladığının ve Kur'an ayetlerini nasıl doğruladığının apaçık delillerini görebilirsiniz. Hem bu evrimci çocuğa sormak lazım, ilkler nereden evrimleşti acaba diye. Ve şu videomuzu izlemenizi de öneririm. Bilim neyi gösteriyor? Materyalizmi, ateizmi mi gösteriyor yoksa yaratıcıyı ve yaratılışı mı? Bilim neyi kanıtlıyor? Ezeli bir evreni mi, ezeli bir Allah'ı mı? Bilim neyi ispat ediyor? Evrendeki kaosu, rastgeleliği, şans eseri varoluşu mu? Çok hassas ayarda bir düzeni ve düzen kurucuyu mu? Bilim neyi haykırıyor? Puf diye mi olduk saçmalıklarını mı, ol emriyle yoktan yaratılışı mı? Lütfen şimdi de şu ekrandakilere dikkatli bakınız. Manipülasyon tekniklerinin, safsataların kitabını yazmışlar adeta. Safsata uydurma safsatası yapmışlar. Bundan büyük safsata olur mu? E peki bunları bilenler, adeta kitabını yazanlar uygulamaz mı zannediliyor? Bunları uygulayanlara dürüst denilir mi? Sözlerine güvenilir mi? Mesela Evrim Ağacı'nın saman adam safsatalarını anlattık. Otoriteye başvurma safsatalarına da sıklıkla müracaat ediyor. Bilim insanlarının çoğu evrimi kabul ediyor diye diye mahalle baskısı uyguluyor. Aynısını biz yapsak, bilim insanlarından örnekler versek, otoriteye başvurma safsatası yapıyorsunuz diye itiraz ediliyor. Bu çifte standart değil de nedir? Peki ya bu videoda çokça gördüğümüz kafaya yüze vura vura yapılan algı operasyonuna ne demeli? Bilim bizim tek elimizde, her şeyi ben bilirim edalarına ne demeli? İnsanlar bilimi bizden öğrenmeli, bizden başka güvenilir bilimsel kaynak yok edalarına, algı operasyonlarına ne demeli? Haydi çekilin bilimle insanların arasından. Kanal ve benzerleri bilimi materyalist ideolojisine kalkan ve alet eden, açıktan ateizm, deizm yayan ve bazen doğrudan bazen dolaylı şekilde sinsi yollarla İslam'ı, Müslümanları hedef alan, aşağılayan, itibarsızlaştıran kanallardır. Bilimle ve hakikatle alakaları yoktur. Lakin elbette ki bilim gibi masum kisvelere bürünecekler. Elbette ki kurtların kuzu postunda gelmesi gibi gelecekler.
Başka türlü bu Müslüman millete evrimci zokaları nasıl yutturacaklar? Ateizmi, deizmi nasıl yayacaklar? Nasıl beyin işgal yapacaklar? Niyetlerini direkt açığa verseler bu toplumda nasıl kabul görecekler? Milletimiz bu tarz beyin işgallerine karşı çok uyanık ve dikkatli olmak zorundadır. Evet kardeşlerim, şunun altını çizerek vurgulamak istiyorum ki, bilim evrimcilerin tek elinde olmadığı gibi, evrimi reddetmek de Adnan Oktar, Köşk veya herhangi başka bir kaynağın, kanalın tek elinde değildir. Panzehir, batıl evrimi reddeden ve yaratılış hakikatini savunan her kim varsa, onlarla bu konuda hemfikirdir elbet. İsterse Hristiyan, Musevi, akıllı tasarımcı olsun fark etmez. Müslümanlarla zaten hemfikirdir. Köşk'ün evrimi bitiren videosunda sunduğu evrim aleyhindeki deliller doğrudur, geçerlidir, önemli olan da budur. Bu videonun kasıtlı olarak alaya alınmış olması, organize şekilde itibarsızlaştırılması bu gerçeği değiştirmez. Videodaki delilleri çürütmüş olmaz. Zaten dikkat ederseniz bu evrimci çocuk, Köşk'ün sunduğu delilleri birebir reddedemiyor, bilimsel olarak çürütemiyor. Videonun tamamını dahi ele alamıyor. Çoğu delile cevap bile veremiyor. Sonra da çıkıp evrimi reddeden herkese yalancısınız diyor. Kim yalancı? Hangisi yalan? Birebir bilimsel delillere dayalı bir açıklama var mı? Yok. Anca manipülasyon var. Kafaya yüze vurma, güya saç baş yolma ile oluşturulan algı var. Bu taraflı ideolojik saplantı içindeki evrimci çocuğun işine gelmediği yerde birilerine yalancılar diye bağırmasıyla o birileri yalancı mı olur? Akıl ve insaflara havale ediyoruz. İzlenme sayısı, abone sayısı da bir videonun ve kanalın başarısını göstermez. Çünkü hakikat kişi sayısına göre bulunmaz. Gerçek başarı ise hakikati bulmak ve buldurmaktır. Hakkı inkara ve evrime inanmaya hazır, nefsinin esiri olmuş ve yanlış yönlendirilmiş bir kitle, aşkın gözü kördür sözünü doğrular şekilde abone de olur, hayran da olur, bağnazca savunucu ve fan da olur. Özetle sayı çokluğu veya azlığı hakikati ortaya çıkaran bir turnusol değildir. Altın azdır, kıymetlidir. Çakıl taşı çoktur, kıymetsizdir. Objektif bakabilen bir akıl ve tarafsız bilimsel verilerin gösterdiğine teslimiyet ise hakikatin ve hakperestliğin turnusolu hükmündedir. Takım tutar gibi ideoloji savunanlar, maalesef ne gösterirsen göster, ne kadar kanıt sunarsan sun, asla takımlarını yani fikirlerini değiştirmezler. Hakikati bulamazlar. Hatta bunların bir kısmı fanatik taraftarlar gibi hakaret ve küfür ederek bu gerçekleri halleriyle kanıtlarlar. Evrimi herhangi bir bilimsel dayanağın olmaksızın reddediyorsan cahilsin demektir. Bunun o kadar kaba bir laf olduğunu düşünmüyorum ben. Yobazlıkla ilgili konu ise şöyle, evrimi belki dini, felsefi temellerde reddedebilirsiniz ama evet bu da sizi yobaz yapar. Bu da çok kaba kötü bir kelime değil aslında. Hiçbir gerçekten bilimsel mesele bağnazca, saldırganca savunulmaz. Bilimsel tartışmalarda karşıt görüşlüler, cahil, aptal, yobaz gibi sözlerle aşağılanmaz. Bu sözlerin vücut diliyle ifadesi olan kafaya yüze vurmalar, her şeyi ben bilirim, bilim bizim tek elimizde edaları ile de bilimsellik olmaz. Bunlar ancak çocukça, immatür ve aslında bu hareketleri sergileyenleri rezil edip aşağılayan ve bilimsel açıdan acizliklerini, davalarının batıl ve kanıttan yoksun olduğunu ispat eden hareketlerdir. Bir de yazım yanlışlarıyla uğraşmak gibi basit işlerden medet umulmuştur. Bu arada hiçbir birleşik yazılır. Yazık. Özetle, sesi çok çıkan, büyük punto ile bağırıp çağıranlar doğru konuşuyor, hakkı savunuyor anlamına gelmez. Hatta bilakis, bağırıp çağırmak kanıt noktasında acize düşmenin bir kanıtıdır. Evet, yazı dilinde büyük punto yazı bağırıp çağırmak anlamına gelir. Evrim ağacının büyük puntolu bu başlığı da evrime kanıt sunma noktasında acize düştüklerinin, ideolojileri adına telaşa kapıldıklarının bir göstergesidir. Bu vesileyle bir hakikati ifade etmek istiyorum ve soruyorum. Yalan kimin harcıdır, kimin harcı değildir? Yalanı en büyük günah sayan bir dinin mensuplarının mı yalan söyleme ihtimali fazladır? Yoksa bu tür değerlere sahip olmayan, yalanın bir kısmını pembe gören, menfaati ideolojisi uğrunda yalan dahil her yola rahatça başvuranların mı? Yalanı yasaklayan bir dine, bir kitaba inanmayanların mı? Yalandan dolayı hesap vereceği bir Allah'ı olmayanların mı yalan söyleme ihtimali fazladır? Bakınız, yalan bizim dinimizde küfre yakın en büyük bir günahtır, en kötü bir ahlaktır, münafıklık alametidir. Peki evrim, ateizm, deizm inancında yalanın hükmü nedir? Evet değerli kardeşlerim, dürüstlüğü Müslümanlar kaybetti de ateistler, evrimciler mi bulup sahiplendi? En başta bu algı ne kadar büyük bir yalandır.
dürüstlüğü emreden, yalanı büyük günah sayan İslam'dır, evrimcilik değil. Ateizm, materyalizm değil. Özetle yalan Müslümanlığın değil, evrimciliğin en dehşetli neticesi olan inkarcılığın harcıdır. Kimse tereciye tere satmaya kalkışmasın. Hatta evrim öğretilerinden zehirlenmiş biri şu düşünceye rahatça kapılabilir. Madem doğal seçilim ile ortama uyum sağlayanlar hayatta kalıyor, bir yerlere geliyor, ben de her ortama uyum sağlarım. Beni uyumlu kılarsa yalanı da söylerim. Milyonlarca yıl önce yaşamış atalarım olan omurgasızlar gibi her şekle girerim, her ortama uyarım, her şarta adapte olurum. Bunun için yalandan daha faydalı bir mutasyon mu var? Hem ideolojim olan evrimi savunurken de yalan işime yarar. Canlılık patlamalarını görürüm, ani evrim derim. Varoluş sıçramalarını görürüm, sıçramalı evrim derim. Ara tür bulamam, her tür ara türdür der geçerim. Diyebilir ve diyor da. Çünkü materyalizm evrim inancında yalan yasak değil ki. Bilakis serbest ve hatta gördüğünüz gibi teşvik edici. Ortama, şartlara adaptasyonla, menfaati veya ideolojiyi koruma uğruna yalan da söylenir, sahtekarlık da yapılır. Aynen yüzlerce sahte ara tür fosilinin uydurulması gibi. Ara tür bulamayınca da aslında her tür ara türdür diyerek şartlara adapte olmak gibi. Bu sahte ara fosilleri 40 yıl bilim kisvesinde, bilim camiasında öğrettiler. Sonra hepsini kaldırdılar. Biz insanlar da Australopithecus gibi milyonlarca yıl önce yaşamış olan atalarımız ile gelecekte bizlerden evrimleşecek türler arasında bir geçiş türüyüz. Yani anlayacağınız tür sözcüğü ile ara tür sözcüğü arasında pratik olarak hiçbir fark yoktur. İşte bir başka evrimci yalan ve aldatma daha. Madem her tür ara türdü, neden 160 yıldır ara tür fosilleri hararetle aranıyor ve her seferinde bulunamayıp eve eli boş dönülüyor? Ve madem her tür ara türdü, neden türlü hilelerle sahte ara tür fosilleri insan elleriyle suni şekilde oluşturuldu da bilim camiasında 40 yıl evrimin kanıtları diye servis edildi? Yazıklar olsun. Binler yazıklar olsun. O zamanki hilelerin günümüzdeki farklı versiyonları devam ediyor maalesef. Bu gerçeğin delilleri için de şu videolarımızı dikkatlice izleyiniz lütfen. İşte bir başka evrimci yalan ve aldatma daha. Evet, bakınız örnek ekranda. Evrimci yalanların ve aldatma operasyonlarının sadece küçük bir kısmını görmek isteyenler, önce tişörtteki yalanı empoze edene dikkatlice bakmalı. Sonra da şu videomuzu dikkatlice sonuna kadar izlemeli. Evrim ağacının ideolojisi uğrunda bilimi nasıl katlettiğini idrak etmeli. İşte bir başka evrimci yalan ve aldatma daha. Cımbızlama dediğimiz, cımbızlama safsatası dediğimiz şey tam olarak böyle bir şey. Bakın, bu çok gerçekten ilginç bir örnek. Şu görselde görebilirsiniz. Mesela evrim karşıtları, yaratılışçılar, Darwin'in şu sözünü çok sık paylaşırlar. Farklı uzaklıklara odaklanabilir olması, farklı ışık miktarlarını kabul edebiliyor olması, küresel ve kromatik bozulmaları düzeltebiliyor olması bakımından tüm hünerleriyle gözün doğal seçilimle oluşmuş olmasının en üst derecede absürt gözüktüğünü özgürce itiraf etmekteyim. Neler söylediklerini hayal edebilirsiniz. Açın bakın yaratılışçı kaynaklara. İşte Darwin de kendi teorisine inanmıyordu. İşte bir, yani bin tane yalan söylüyorlar. Tahmin edebilirsiniz. Bir sonraki cümleden itibaren çevirmeye devam ederseniz çok ilginç bir şeyle karşılaşıyor. Güneşin sabit, dünyanın onun etrafında döndüğü ilk defa söylendiğinde insanlığın sağduyusu bu doktrini reddetmişti. Tıpkı ben şimdi gözün evrimleşebildiğini söylediğim zaman insanların reddetmesi gibi. Kusura bakma Darwin ama hala reddediyorlar. 160 yıl geçti. Hala gerçeklere alışamadılar. Hatırlatmak istediğim ikinci konu evrimcilerin cımbızlama yapıyorsunuz iddialarıdır. Evet, klasik evrimci sataşma modellerinden biri cımbızlama yapıyorsunuz, çarpıtıyorsunuz iftirasıdır. Evrimi çürüten bilim adamları videolarımızda olduğu gibi bu videomuzda da bir cımbızlama yoktur. Bu videolar evrimcilerin işine gelmiyor. Bu nedenle cımbızlama, çarpıtma diyerek iftira atmaktan geri durmuyorlar. Evet, cımbızlama iddialarının hiçbir geçerliliği yoktur. Çünkü cımbızlama demek manayı saptırmak demektir. Mesela bir İslam alimi abdestsiz namaza yaklaşmayın cümlesini kurdu, kitabına yazdı diyelim. Ve biri de bu cümleden sadece namaza yaklaşmayın kısmını alıp abdestsiz namaza yaklaşmayının abdestsizini kesiyor, sadece namaza yaklaşmayın alıyor diyelim. Bu manayı ifade ederse cımbızlama ve çarpıtma yapmış olur. Manayı tam tersine çevirmiş olur. Bir İslam alimi namaza yaklaşmayın der mi? Bizim videolarımızda ise böyle bir durum söz konusu değildir, hamdolsun. Şimdi kaynakları vereceğiz. Kendiniz de okuyunuz. Zerre kadar manayı saptırma olmadığını kendiniz de görünüz. Zaten itiraflarda cımbızlama olamaz. Adı üstünde itiraf. Üstelik çok sayıda ve birbirinden bağımsız bilim adamı evrim aleyhindeki itiraflarında ittifak ediyorlar. Allah aşkına, böyle bir ittifakta nasıl cımbızlama ve çarpıtma söz konusu olabilir? Akıl ve insaflara havale ediyoruz.
Bu kitap ve video için konuşacak olursak da Darwin zaten evrimci. Kitabın büyük kısmında zaten evrimi savunuyor elbette. Biz Darwin'in evrimi reddettiğini iddia etmiyoruz ki. Evrim aleyhindeki sözlerini almamız bir cımbızlama olsun. Darwin'in evrimi savunduğu kitabın büyük çoğunluğunu buraya almamızın ise hiçbir anlamı olmayacağını takdir edersiniz. Darwin evrime bir şekilde saplantı derecesinde inanmış, şartlanmış, evrimi anlatıyor, savunuyor zaten. Ama bir yerde öyle bir cümle sarf ediyor ki tam bir itiraf ve tüm savunduklarını çöpe attıracak nitelikte bir itiraf. Lakin bakıyorsunuz devamında yine de evrimi savunmaya ısrarla, inatla devam etmiş. İşte o yüzden olsa gerek evrim için modern bir hurafe, antik inanç ve dogmadır denilmiş. Madem bilimsel ve rasyonel olmamız gerekiyor, bu gerçekler ışığında yalan ve aldatmanın istatistiksel olarak hangi kesimde daha çok görülme ihtimali olduğuna da tüm bu gerçekler ışığında aklınızı kullanarak siz karar veriniz. Ve evrim ağacı gibi yansıtma yapanların algı yönetimlerine karşı uyanık olunuz. Bununla birlikte evrim gibi inkara götüren ideolojilerin bizzat kendisi en büyük fikri yalanlardır. İnsan psikolojisini, vücut dilini iyi bilen biri bu videoyu dikkatlice incelese, "Büyük Punto yalan söylüyorlar" diye başlık atıp yansıtma yapan, cici çocuk görüntüsü altında 2,5 saate yakın kafasına yüzüne vura vura konuşan birinin telaşını, manipülasyon ve algıyla durumu lehine çevirme çırpınışlarını rahatça fark eder. Alkış tutmak şöyle dursun, buna ve buna aldananlara acır, ıslahları için dua eder. Dikkat ettiniz mi? Bilimle ilgili henüz hiçbir şey söylemedik ve belki de bilimi çok az konuşmamız gerekecek. Çünkü 2 saat 18 dakikalık bu meşhur videonun bilimle ve kanıtla uzaktan yakından alakası yok ki bilimsel açıdan bir reddiye yapalım. Ayrıca rasyonellikle, objektiflikle, etikle, karşıt görüşlü insanlara saygı ile de uzaktan yakından alakası yok. Tamamen bir algı videosudur. İnsan psikolojisine yöneliktir. Etki altına almayı amaçlamıştır. Google Scholar gibi görseller ve argüman görüntüsündeki iddialar ise sadece birer garnitür gibi sofrayı süsler. Google Scholar'ın evrimi kanıtlamak şöyle dursun, aslında çürüttüğünü videolarımızla apaçık ispat ettik. Yani bu evrimci çocuğun bu videosunun ana menüsü bilim ve kanıt değildir, algı yönetimidir, manipülasyon teknikleridir ve maalesef bu bayat menüyü videoyu izleyen birçok insanımıza yedirmiş, yutturmuş durumdadır. Boşuna sıklıkla demiyoruz özellikle de tecrübesiz duygusal gençlerimize. Lütfen çok uyanık ve dikkatli olun. Manipüle edilmeyin, şu evrimci zokaları yutmayın, deliyle bakın diye. Evet, birçok videomuzda ifade ettik. Bilimsel kanıt piramidine göre bilimde delil, meta analiz veya sistematik derleme düzeyinde makalelerdir. Diğer makaleler ne kadar çok olursa olsun delil hükmünde kabul edilmez. Evrim ise makro evrim iddiasıdır. Mikro evrim hakiki evrim değildir. Mikro evrim şeklinde bir adlandırma yanlıştır ve maksatlıdır. Literatürde mikroevrim adı altındaki tür içi değişimlere dair milyonlarca makale ile doludur. Bunları göstermekle evrim kanıtlanmış olmaz. Bilakis Lenski'nin makalesinde olduğu gibi evrimi çürütür, yaratılışı ve ilahi sanat sergisini ispat eder. Bu gerçekler ışığında haydi buyursun evrim ağacı ve diğer evrim savunucuları. Bize literatürde, tarafsız gerçek bilim kaynaklarında türden türe geçişe dair kanıt sunan tek bir meta analiz veya sistematik derleme göstersinler de görelim. Gösteremezler ve gösteremeyecekler. Çünkü gerçek evrim olan makro evrim iddiası ne deneyseldir ne de gözlemseldir. Yani bilimsel değildir. Kaldı ki evrimin bırakın meta analizini. Kanıt içeren tek bir makalesi olabilir. Makalelerdeki ifadelerde lütfen şuna da çok dikkat ediniz, aldanmayınız. Makro evrime dair yazar yorumu ayrıdır, istatistiksel anlamlılık ve kanıt ayrıdır. Aman dikkat, bir zokayı daha yutmayınız. Yorum ayrıdır, kanıt ayrıdır. Evet, altını çizerek tekrar vurguluyor ve büyük punto ile ilan ediyorum ki, insanların hayvanlardan dönüştüğü iddiası, evrim iddiası, bilim tarihinin en büyük ve utanç verici bir yalanıdır. Bu gerçeğin bilimsel kanıtlarını evrimle ilgili tüm videolarımıza havale ediyoruz. Evrim, yani bir türün başka bir türe dönüşümü, İlahi kanunlarla engellenmiştir, imkansız kılınmıştır. Yani bırakın evrimin yasa olmasını, bilakis evrimin olmaması bir yasa kılınmıştır. Peki, şimdilik bu kadarla iktifa edelim. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın, sağlıcakla.